Herkese selamlar sevgiler arkadaşlar. Yepyeni bir Hatay Gerçek Hayat serisiyle karşınızdayız. Ne haber, nasılsınız? İnşallah keyfiniz yerindedir. Sanırım bu 5. bölüm. 5. bölüm ve heyecan dolu bir video olacak arkadaşlar. Ağlar hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk. Selamünaleyküm. Ve aleykümselam ve aleykümselam. Arkadaşlar, bir önceki bölümde çok fazla ben yevmiye işi yaparken anlattıklarıma çok fazla yüzlerce yorum gelmiş ki Toyota'dan feragat et, işte farklı araba al diye zaten dünkü videoda da bahsetmiştim. Toyota'ya sarı siteye ilana koydum, haberiniz olsun sevgili dostlar. Bakalım bu bölümde neler olacak. Toyota'da maşallah 2021 model 1.6 M Full arkadaşlar ve 37.000'de olduğu için arayan soranın derdi inan ki bitmiyor. Sevgili dostlar, dünkü videoya hype atmayı lütfen unutmayın. Kanala abone olmayan arkadaşlarımız varsa abone olursa çok mutlu olurum. Like attın, izlemeye geçtin. Let's go. Şimdi arkadaşlar, öncelikle benim bir mazot işlemini çözmem lazım. Benim bayağı bir mazot almam lazım. Yeni remorkum da burada, GPS'nin şunu ilavelerini sökelim arkadaşlar. Ondan sonra şey yapalım, keyfimize bakalım. Bunlar çürümesin arkadaşlar. Bunları sonradan takarız ilaveleri. Mazot alıp gelmem lazım. Dünkü yemeğin aynısından tekrardan yapmayacağım. Çünkü ben bayağı bir zarar ettim. Şöyle aldığım para mazot parasına gitti. Traktörde yine mazot yok. Bunu zaten siz de yorumlarda bayağı bir dikkat etmişsiniz arkadaşlar. Yani o şekilde çok zarar ediyorum. Şunu şöyle kapımızı bir kapatalım. Allah, traktörde ötüp duruyor. Farklı bir iş yapmam lazım arkadaşlar. Araştırmalarıma göre icar sistemi burada çok başkaymış. Samsun'da ben çalışırken orada farklıymış sevgili dostlar. Orada şöyleymiş arkadaşlar burada. Dönüm başı. Mesela adamın tarlasını 3000 liradan kiralıyor musun dönümünü arkadaşlar? 10 dönüm tarlaya 30.000 lira para veriyor musun? Ama sürüm, ekim, biçim her şey bize aitmiş arkadaşlar. Onu öğrendim ben. Yani o şekilde bir araştırmalar yapacağım bu senenin sonunda. Dediğim gibi arabada ilanda, krediyi aradığımda, krediyi topla kapattığımda, ben böyle böyle aradım dedim, krediyi 600 bin lira krediyi kapattığım zaman Allah, araba sesi geliyor. Ha, motor geçiyormuş. Krediyi kapattığımda 522 bin liraya kapanıyormuş arkadaşlar faiz. O 22 bin, aa da maaşım yattı. Woohoo! Bugün ayın 15'i ve bu ay maaş gecikmedi arkadaşlar. Normalde emekli maaşları gecikmiyor ama dediğim gibi 522 milyar arabayı satarsam direkt oraya vereceğim. Dön abi buradan, petrole gidelim. Aha, bizim minibüsü olan yine burada vallahi, yakışıklı burada. Onu kapattıktan sonra artan malzemelere de arkadaşlar traktörümü, şey, ekipmanlarımı değiştireceğim. Yani önce bir mazotumuzu alalım arkadaşlar da tekrardan bir de muhtara geçmiş olsuna gitmem lazım benim ya. Şöyle bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar buradaki petrolü bayağı bir şey yapacağız bu arada. Güzelleştireceğiz, haberiniz olsun. Biraz aceleye geldi. Şurayı dur abi, buradan. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Ya diğer türlü yanaşaydın, iyiydi ya. Ve pompa biraz kısa gidiyor. O tarafa mı yanaşayım? O tarafa yanaş, aynen. Abi niye ters yaptınız bunu ya? Dur, şu kapıyı kapatayım, kapı patlayacak. Tamam. Ya ben de bilmiyorum, bunu böyle yapmışlar. Şurayı dön abi, dön. Burayı iyi mi? İyi. Stabil. Tamam, full abi. Bulla sana zahmet. Bir de arkadaşlar. Aha. Alo. Dur lan, açamadım. Alo. Alo, selamun aleyküm. Aleyküm selam. Ustam, bu sarı sitedeki araba için aramıştım ben seni ama. Ha, buyur. Buyur abi. Niyazi ben. Kimle görüşüyorum? Hıdır ben, Hıdır. Bir dakika abi. Petroldeyim, hemen geliyorum. Ustam doldur, ben hemen geliyorum. Buyur, buyur Hıdır abi. Ya ben bu arabaya alıcı olarak niyetliyim. Tamam abi. Bu arabanın kazası belası eksperde yazdığı gibi mi? Abi 2021 model hatasız 37.000'de nokta dahi tamam. Çiziği yok. Ben bunu köye yerleştim, ihtiyaçtan dolayı satıyorum. Yani bu yüzden arabanın herhangi bir sıkıntısı olduğundan değil, ihtiyaçtan satılık yani. Ben aklımdaki fiyata biraz seninkinden düşük ama. Aklındaki fiyat ne abi? 1.200. Abi kurban olayım, 1.200.000 de sen böyle temiz Toyota bul. Vallahi ben alayım ya. 300 vereyim alayım hatta, kurban olayım. Bak sitelere bir bak, sarı siteyi gezdin mi iyice abi? Benimkinden daha basat. 50.000 60.000'dekilere 1.450.000 istemişler. 460. Ben 37.000'de 1.450.000 istedim abi. Kurban olayım. Yani bir de en bu. Olmaz mı? 1.6 mümkün değil abi. 1.2 mümkün değil.
Tamam o zaman ben başka arabalara bakayım da pazarlık olmayacak gibi. Yok abi. Yine ben seni bir ararım ya. Ya yani yine bir ara da abi o dediğin rakamlara mümkün değil ya. Sen öldürdün resmen. Vallahi öldürdün ya. Teşekkür Ta ederim. tamam 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 görüşürüz. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim abi. Hadi kolay gelsin. Ustam ne Hadi. kadar doldurdun mu mazotu? Doldurdum, doldurdum. Kaç 2,5. para? 2,5 mu? Baktım Anam. zero. Anam 2,5 milyar. Bir depo mazot 2,5 milyar. Nerede bu? Sanayinin IBAN'ını oradan atıyorduk. Şöyle 2.500 lira. Tamam. Teşekkür ederim. Ben şöyle arabaya bineyim. Şey motora bineyim arkadaşlar. Doğruca meydana. Lan! Dolmamış bu. Göstergem mi Nasıl bozuk? Bir göstergem olmamış? mi bilmiyorum. Bir bin bakayım. Dolmamış o. Baksana bir. Bende mi hata var acaba? Yo. Dolu ya. Bakın ne? Bakayım abi. Ulan ben de yanlış göstermiş. Tamam. Kusura bakma. Olabilir ya. Kusura bakma. Vallahi hakkını helal et. Şöyle dön abim. Tamam. De hadi gidelim. Arkadaşlar gördüğünüz üzere arabayı arayan soran valla bitmiyor. Ama bu kadar da çok absürt fiyat verdi arkadaşlar. %100 bu adam var ya al satçının teki. Dostlar. Bu adam benden alacak 1,2'ye satacak 1,5'a. Daha 1550'ye falan satar arkadaşlar. Ondan sonra ah gel keyfim gel böyle iş mi olur lan? Şuradan ben bir ekmek kola bir şeyler alayım arkadaşlar. Sonra bir muhtarın yanına gideyim. Şuradan bisküvit alayım da muhtarın yanına gideyim. Ondan sonra oradan da bir bakarız. Belki kulağa deliktir. Belki icarına veren, tarla işleri veren varsa önümüzdeki yıl için, bu sene için artık geçti. Mayıs'tayız daha da. Daha tarlalara ilaç gübre atacağım arkadaşlar ya. Hop tamam. Şöyle inelim abi. Kolay gelsin. Aa çilek çıktı mı ya? Tamam. 1 kilo çilek ver. Bir tane 30 yumurta. 2 ekmek. Bir tane peynir. Şuradan elma alayım biraz. Koy elmadan da ver bir tane. Şey 1 kilo. 1 kilo da domates ver. 250 lira mı? Abi sen şundan da şu çikolatadan da ver 300 liraya bağlayalım direkt. Tamam. 300 lira. Arkadaşlar böyle bir şey olabilir mi ya? Şu piyasaya yetişemiyoruz. Vallahi yetişemiyoruz arkadaşlar. Şunu şöyle yap. Aktar. Tamam. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. Bunları muhtara götüreceğim arkadaşlar. Şöyle gel geri abi. Şuradan çarpmadan gidersek. Bir gün burada birini vuracağım arkadaşlar. Şu traktörün viteslerine alışamadığım için ama. İnşallah yanlış kişilere denk gelmez yani. Daha doğrusu çarptığım kişinin yanlış yerlerine çarptım da öldürmem inşallah arkadaşlar. Alo. Lan ben mutlu telefonu niye açamıyorum ya? Alo. Merhaba, alo merhaba. Niyazi Bey ile mi görüşüyorum acaba? Evet benim buyurun. Sarı sayfadaki arabanız için aramıştım da ben. Tamam ben kimle Ben Ela. görüşüyorum? İsminiz nedir? Ha Ela. Ela Hanım. Buyurun Ela Hanım. Sarı sayfadaki arabanız için aramıştım da. Evet dinliyorum. Evet dinliyorum sizi. Alo. Ay, bir kusura bakmayın hatlar çekmedi bir an. Evet telefon benim Benim çekmiyor de bir galiba. evet Buyurun. tamam. Benim de bir arabam vardı da aslında 2008 Megane. Ya onu da ben de satmayı düşünüyorum da siz takas düşünüyor musunuz? 2008 model Megane. Durumu Evet. nedir? Ya Kazası. durumu bir hasar yok ama iki kapısında boya var. Yani bir hasar kaydı yok. İki kapısında boya var. Evet. Kaç binde? 1660 binde. Yani tek bildiğim bunlar şu an Şey ki pek 166 binde anlamadığım için. yani. Ha evet, Ha onu evet. 166 binde. Bir fotoğraflarını alabilir miyim acaba? Bana bir WhatsApp'tan fotoğraflarını atabilir misiniz Tabii bir icazım? kapatmayın hemen atıyorum. Tamam. 166 binde 2008 model Megane. Ha, ilgimi çekmedi değil. Evet, attım şu an. Attınız mı? Bir saniye Evet. bakıyorum. Aa, güzel duruyor. Evet, neredesiniz siz? Bu arabaya kaç para istiyorsunuz siz? Ben Hatay 4 yoldayım da araba için verdiğim fiyat 420 bin. 420 bin. Şimdi benim arabayı istediğim fiyatı gördünüz değil mi? Ne iş yapıyorsunuz siz? Ben bankacıyım. Fiyatı gördünüz değil mi? Ben 1 milyon 450 bin lira istiyorum. Arabanızdan birazcık bahseder misiniz? Ya benim arabam orada yazdığı gibi yani daha sıfır ayarında 37 binde 2021 model sıfırdan farksız. Ben de memurdan emekliyim bu arada Ela Hanım. Tamam.
Yani ihtiyaçtan satıyorum ben bunu. Hani arabanın herhangi bir sıkıntısı yok. Ben arabamdan çok da mecburum da satmak zorunda kaldım ben. O yüzden satıyorum yani. Tamam ya, aklıma yattı aslında. Sizin de yattıysa eğer. Valla resimlerde güzel duruyor. Siz arabanıza kefilsiniz. Bunu bir değerlendirelim. Ben kefilim. Ben kefilim. Tamam, ben de kefilim. Nasıl yapalım? Tamam, şöyle söyleyeyim. Benim iş imkanı, işimden kaynaklı sizin oraya gelmem mümkün değil. Sizin gelmeniz mümkün mü? Hatay'a. Şu an konum atsam zaten size. Zaten sabahın 9'u. Bugün gelsem halledebilir miyiz? Tamam, uygundur. Ben de izin alırım. Tamam, bana bir konum atar mısınız? Problem rica değil. Etsem? Hemen atıyorum, bir saniye. Arkadaşlar attım. Bu iyi oldu gibi. Tamam, geldi. Ela Hanım, ben şimdilik sizin numaranızı kaydediyorum. Tamamdır. Geldiğim zaman yaklaştığımda sizi ararım tekrardan, olur mu? Tamamdır Niyaz Bey, iyi günler. İyi günler, teşekkür ederim. Rica ederim. Arkadaşlar, arabanın resimlerini çok beğendim. Muhtara geçmiş olsuna gideyim derken bu anın olması gerçekten çok çok iyi oldu. Hoşuma gitti. En azından 2008 model bir de. Çok da eski bir araba değil. İstediği fiyatlar da, ben ilanlarda zaten bakıyordum arkadaşlar. Sembol bakıyordum, Megan bakıyordum. Hani öyle ucuz yollu bir araba bakıyordum. Şimdi gerçekten hoşuma gitti. Ben de bu arabayı akşam tekrardan burada sildim, süpürdüm, temizledim arkadaşlar. Şöyle in abi. Ben hiç vakit kaybetmeden doğru bir gidelim, bir bakalım arabasını. Ya çok çok arkadaşlar, arabayı beğenmeyiz, Hatay'da gezmiş oluruz. Şöyle gel geri abi. Arabam geri gitmiyor. Hadi bismillah. Şimdi benim yanıma birini almaya gerek yok arkadaşlar. Ya zaten ekspertiz denen bir şey var. Oradan baktığımız zaman arabayı beğenirsem oraya gittiğimde direkt ekspertize giderim zaten. Yani çok da güvenemedim aslında. Yalan konuşmaz diye düşünüyorum arkadaşlar. Çünkü Hatay 4 yolda bankada çalıştığını söyledi. Allah bismillah. Merhaba merhaba. Bizim oğlanlar çalışıyor. Hatay yani yüz göz olabilecek birisi arkadaşlar. Yani ne çıkabilir ki en fazla? Ya dediğim gibi ya, sıkıntı çıksa da arkadaşlar çok çok Hatay'da gezeriz. Bir yemek yerim arkadaşlar, meşhur yemeklerinden. Ondan sonra tekrardan dönerim. Ben şimdi gideyim arkadaşlar. Orada tekrardan yaşadığımız o anı al veri sohbeti tekrardan kaydımızı orada açalım. Hadi bismillah. Arkadaşlar saat 11.30 oldu. Biraz yolda bir aksilikler oldu. Durdum. Bir tane hayvan yaralanmış arkadaşlar, yolun kenarında yatıyordu. Biraz onunla ilgilendik. Veteriner çağırdık falan. Şimdi ben baya bir yaklaştım da ben bir Ela Hanım'ı bir arayayım arkadaşlar. Müsait miymiş? Dur bakayım. Çalıyor. 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 Alo, merhaba. Ela Niyaz Hanım, Bey. Müsait miydiniz? Ben bayağı bir yaklaştım attığınız konuma doğru da, şehir merkezine doğru geldim ben. Şöyle söyleyeyim, ben şimdi işten izin aldım da eve doğru, yani evdeyim şu an. Size tekrar bir konum atabilirim. Tamam, tekrar bir konum atın, oraya geleyim o zaman ben. Tamam, hemen atıyorum, bir saniye. Tamam. Oo. Yolladım. Tamam, ben 5 dakika sürmez oradayım efendim. Arabanın başına geçerseniz memnun olurum. Tamam. Arkadaşlar güzel. Burası bayağı bir gelişmiş ya. Baksanıza Hatay merkez. Keşke buralarda bir yerlerde otursaydık arkadaşlar. Bir dakika. O ne arkadaşlar? Burada bir ekipman bir şeyler var arkadaşlar. Gelirken buraya bir uğrayalım. Hazır gelmişken Hatay merkezden bir şeyler yapalım arkadaşlar. Ah be teyzem. Vallahi kaç yaşına gelmişsin, açık saçık giyinmiş yine teyzeme baksanıza. Buralar neymiş böyle arkadaşlar? Şurada petrolde yakıt da alırız. Güzel. Burada ne var? Buradan mı? Burası. Konum burası arkadaşlar. Bir geri gelsem. Şöyle gel geri. Tamam. Dönelim abi buradan. Buradan diyor, tekrardan bir sağa dön diyor. Nereden döneceğiz la? Burası mı? Ha yok, dur. Yol burasıymış arkadaşlar. Tam burası. Abi nerede oturuyor bu? Bankada çalışıyor ama buralar özel yapım diyeceğim. Binalar biraz eski püskü gibi ama. Galiba orada arkadaşlar. Evet. Galiba orada aracın başında bir şeyler yapıyor. Tamam, şöyle dönelim abi. Tamam, şurada duralım. Stop edelim arabayı. Ela Hanım siz miydiniz acaba? Evet, buyurun, benim. Niyazi Bey değil mi? Evet Ela Hanım, merhabalar. Nasılsınız? Merhaba. İyiyim, siz? Teşekkür ederim, ben de iyiyim. Aracı getirdim, araç buyurun. İsterseniz bakabilirsiniz. Önce siz bir bakın, sonra ben bir bakayım. Yani anlamıyorum pek dediniz ama bir binin, evet. Yani araba bu. Bir binin isterseniz. Bir bakın, bir çalıştırın. Ben de sizin arabaya bakıyorum. Hemen geliyorum, 2 dakika.
Şimdi arkadaşlar... Yani araba iyi gibi duruyor. Efendim? Araba iyi gibi duruyor. Tabii. Ama araba... tabii yine bir ekspere bir göstermek lazım. Tabii size anlayışla karşılıyorum efendim. Ekspere tabii ki de gidelim. Ben bir bakabilir miyim sizin arabaya rica tabii, etsem? Tabii buyurun bakın. Tamam. Neresinde boya vardı bunun? Bu kapıda mıydı? İki kapısında. Bu kapıda evet, mı? Evet doğru. Evet iki kapısı. Güzel yere yaptırmışsınız ama hani çok da belli olmuyor gibi. Şöyle bir kaput açalım. Şöyle bir bagajı da açalım. İyi, bagajda bir şey yani görünmüyor. Gayet temiz. Evet öyle görünüyor. Arabaya iyi bakmışsınız. Şu köşelere falan bir bakalım, bir şeyler var mı? Hasar kaydı yok dediniz. Doğrudur, hasar kaydı yok. 01 plaka, bunu Adana'dan almışsınız galiba. Şöyle evet bir akrabamız sayesinde. Binebilir miyim, bir anahtar üstünde mi? Buyurun. Yok anahtar bendeydi, üstümde değil. Ha, anahtar alabilir miyim? Tamam. Buyurun. Tamam şunu bir çalıştıralım. Şöyle bir boşalıp bir gaz verelim bakalım. Ses soluğu iyi duruyor. Aa dijital göstergeymiş arkadaşlar, ben bunu fotoğrafta fark etmedim. Ela Hanım. Şöyle bir tur, bir tur atabilir miyim rica etsem, bir sıkıntısı yoksa. Benimkinin anahtarı üstünde zaten. Bir tur atabilir miyim? Ya tamam geliyorum. Bir sorun yok. Şu ileride bir tur atabilirsiniz. Tamam hemen geliyorum. Çok uzaklaşmayın ama. Tamam hemen geliyorum. Arkadaşlar araba güzel duruyor. Tabii ben de ekspere götüreceğim. Dur bakayım şöyle bir yapıştır. Oo iyi. Çok fazla gitmeyelim de arkadaşlar şey yapmasın ya. Muhabbeti yanlış anlamasın şimdi. Hırlı mı sanar, hırsız mı sanar? Kadın da tek başına. Yanında bir büyüğü, bir tanıdığı olsaydı daha iyi olurdu da şimdi pazarlık konusunda inşallah pek bir şey olmaz arkadaşlar. Çirkeflik olmaz. Yok ya. Okumuş etmiş görgülü kadına benziyor arkadaşlar. Tamam. Şöyle duralım. Tamam. Şunu böyle stop edelim. Evet. Ela Hanım. Bir saniye. Şu benim arabayı bir stop edeyim. Boşuna benzin yakmasın. Benzin de malum bunlar. Tamam. Sizin araba dizel ama. Farkındayım. Şimdi Ela Hanım. Ben de arabayı beğendim şimdi. Yalan yok. Siz de beğendiyseniz efendim. Buna bir ekspertize götürelim. Ama ekspertize tamam. De gitmeden önce bir fiyatı konuşalım. Biliyorsunuz ki benim istediğim rakam 1.450.000. Sizin istediğiniz rakam da 420.000. Nasıl yapsak? Ya aslında düz bir fiyat olabilir. Düz 1.000.000 olabilir. Ela Hanım, yani tabii... valla helaliniz var. Bankadan mı alıştınız? Direkt benim 30.000 liramı kırdınız. Ya 30.000 de hani o da şey olsun. Ne sizden. Olsun? Bizden mi olsun? Neden bizden oluyor? Bankacısınız. Ya düz yani daha iyi oluyor. Şimdi çok fazla yokuşa da sürmek istemiyorum ama kabul ederim ama tek bir şartla. Bankada bir neymiş işim şart? Olduğu zaman size gelirim. Numaranızı kaydederim. Yani bir kredi tamam. İşlemlerim falan olabilir. Bir şeyler olur. Öyle mi? Anlaştık mı? Tamam o da olabilir. Zaten bir şey diyeceğim. Araba temiz olduğu için hani yani bu fiyata bu piyasada da belki daha fazlasını bile bulabilirdiniz. Belki diyorum. Şimdi Ela Hanım ona bakarsanız benim arabam da yani 3 yaşında ama daha garantisi bitmedi. Sıfırından hiçbir fark yok. Tek farkı ekrandaki 37.000 yazması. Başka bir farkı yok sıfırdan. Ben de memur emeklisiyim dediğim gibi. Emekli oldum. Olmak zorunda kaldım. Yani bura ilçede oturuyorum ben de buralıyım. Yani o yüzden satıyorum. O zaman şey yapmayalım. Sizi oyalamayayım daha fazla. Bu saatte 12.30 olmadan, noter kapanmadan, gerçi noter kapanır, ekspertiz bir öğle molası vermeden gidelim. Oradan da alverimizi tamamlayalım. Keyfimize bakalım. Peşimden gelin efendim. Ben bir yolda gördüm bir ekspertiz. Oraya bakalım. Gelin peşimden. Tamam. Arkadaşlar şimdi gördüğünüz üzere çok da şey yapamadım, üsteleyemedim. Aslında 30 bin lirada benim aklımdaki rakam da arkadaşlar zaten işte 450 idi ama bir 20-30 bin lira bilerek biraz fazla yazmıştım arkadaşlar. Şimdi biz notere gidelim. Ben 1 milyon lira paramı alayım arkadaşlar. Ondan sonra alveri yapalım. Tekrardan görüşelim efendim. Ela Hanım hayırlı olsun diyelim o zaman. Ben sizin vaktinizi tamam, daha diyelim. Fazla almayayım. Allah utandırmasın efendim. İnşallah amin. Tekinize taş değmesin. Vallahi iyi günlerde kullanın siz de. Teşekkür ederim. O araba benim ya iki gözümün çiçeği. Arabaya iyi bakarsanız çok mutlu olurum. Yani siz de benim arabama iyi bakarsınız. Çok mutlu şüpheniz olurum. Şüpheniz olmasın efendim. O zaman hayırlı günler. Memnun oldum tanıştığım efendim. Ben de memnun oldum bankada, Niyaz bankada bakın Bey. Numaranızı kaydettim. Bankada bir işim olursa sizi arayacağım ha. Buna göre. Tamam. Tamam. Kolay gelsin. Hayırlı günler. Sağ olun. İyi günler.
Evet arkadaşlar, 2008 model 1.6 dizel, ne diyorlar, 20 derece klima, oh kliması da var dijital, 1.6 dizel Envoli'nden Megane'ım, hayırlı uğurlu olsun. Şöyle önden çıksın da arkadaşlar, ben şey yapmayayım, onu sıkıştırmayayım, gidiyor gönlümün efendisi arkadaşlar. Bu duygu gerçekten çok gerçekten çok çok inanılmaz derecede kötü bir duygu. Oo, sinyalde bir, aa ne yapıyorsun, dakika bir gol bir. Neyse arkadaşlar, ben basıp gidiyorum ya. Şöyle bir kornayı vurayım. Ben şurada, aa o da yapıştırdı gidiyor. Neyse gitsin gitsin. Arkadaşlar arabaları alır almaz da kaza yapmayalım şimdi. Ben direkt bir ekipmancıya vurayım. Aa arkadaşlar, benim paramdan 522 bin lira kalması lazım. Benim bir 400 bin lira falan harcamam lazım. Bakalım fiyatlar nedir, nasıl oluyor, nasıl bitiyor. Şuradan bir yerden döneceğiz ama nereden dönecektik? Ha, tam şuradan döneceğiz arkadaşlar. Şöyle bu ara sokakta bir yerdeydi ama nerede? Şu abilere mi sorsam? Şu abiye sorsak mı acaba? Şu farları da kapatalım arkadaşlar, farlar yanmasın. Burası mı? Aa burası, burası, tamam tamam. Burası da, bu ne abi, buranın girişi böyle, ne biçim rampa olmuş. Altını vurmayız inşallah. Allah. Nerede? Ha buradalar. Nereye park edeyim arkadaşlar? Ya şöyle durayım, bir şey olmaz herhalde ya. Tamam. Tamponu mu dokundurduk lan? Allah kahretsin, tamponu dokundurduk. Bir şey oldu mu acaba? Ha iyi iyi, bir şey olmamış. Kırıldı zannettim. Selamünaleyküm. Aleykümselam efendim, hoş geldiniz. Abi buyurun, kusura bakma. Tamponu, ne yaptınız? Tamponu az bir şey çizdik gibi ama bir şey yok ya. Kusura bakma abi. Araba temiz duruyor. Yeni mi yıkadınız? Araba yeni... Evet ha. Yeni yıkandı. Daha doğrusu yeni aldım da bunu. Benim bir arabam vardı. Hayırlı uğurlu olsun. Ettik. Eyvallah, nasıl yardımcı olabilirim? Abi bana biraz... Benim bir 55 beygirlik bir motorum var. Traktörüm. Evet. Ne bileyim işte... Pulluk, düzleştirici, işte mipser. Tam yerine geldiniz. Vallahi efendim. Hatayımızın en kaliteli ürünleri bizde. Yakışıklı abi. Şöyle gelebilirsiniz. Ne tarafta abi? Bu sakalları boşa ağartmadık. Bakınız burada mipserlerimiz. Tamam. Kimisi gübre dolum alanı var, düz olanı var. Burada gübre sprey makinalarımız var. Tamam, bu pır ne pır abi? Diyorlar, efektör diyorlar. Burada spreylerimiz var. Hem herbisit ilaç ekebiliyorsunuz, hem sıvı gübre ekebiliyorsunuz. Burada bu tarafta, buyurun efendim, buyurun buyurun. Abi bu benim traktör kadar bunlar, boy, bunlar ne? Traktörünüze göre şu hafif pembe şekli olana bakabilirsiniz efendim. Abi bunun rengi niye böyle, kurbanını alayım. O şey güneş, tam güneşli duruyor gördüğünüz gibi, güneşli solmuş. Ha, neyse solmuş. Şurada şeylerimiz var. Oha bu ekipmanlar. Şövalye makinesini verelim efendim, çok gidiyor bu sefer. Sağ ol abi, Allah razı olsun. Bu benim traktörden büyük abi. Şurada gördüğünüz gibi remorklarımız var. Bunlar yeni geldi. Remorkum var abi, sağ ol. Allah razı olsun. Yeni yıkadık hepsini. Şurada bu tür, aa bu benim motorum. Pardon. Ha, tamam. Burada kamyonumuz duruyor. Eğer hazırlanırsa, eğer alırsanız, anlaşırsak hemen nakliye çıkacak zaten. Biz nakliye getiririz. Sizden mi abi? Vallahi. Nakliye bizden efendim. Kalitemiz tamam. Dedemizden geliyor. Abi mipserlerden bir başlasak mı? Abi bir pulluktan başlayalım ya. Bir geliversene. Sana zahmet. Pulluktan başlayalım. Sizin pulluk traktörü kasmayacak şekilde en baştaki hafif solmuş, karşısına kavruk değil, pembe kavruk olan dörtlü pulluğumuzu verelim. Kaç para abi bu? Buna 55 diyoruz ama 52'ye bırakırım. Pişim. Abi bunu bir not al. Bunu bir not al. Tamam. Bu benim tamam, motor bunları burada çekmez değil mi abi, bu beşlileri? Senin motoru seniye büyürse çeker efendim. 55'i çekmiyor. Bu yakışıklı kim? Yakışıklı ne haber lan? O abi ben şey, şöyle Esat bum. Bak yine mi geldim? Yürü. Ya daha tamam. Abi abi abi. Ya geliyor tırmıkların dibine işiyor ya. Terbiyesiz ya. Hiçbir şey görmemiş sanırım. Geçen ağaca çıkmış, şurada kiremitleri kırdı. Ben niye standım oraya da? Tamam. Tam uyurken yüzüme yağmur yağıyor. Tamam abi. Daha ne gidiyor? Gitti oğlum. Abi, gitti. Abi bum Esat taş. Bomba Esat sen. Esat bum. Hadi git. Irkçı tamam. Değiliz arkadaşlar, yanlış anlamayın. Bu ilaç makineleri hangisi bana göre abi? İlaç makineleri hangisi size göre? Hemen ben oradan bir listeye bakıyorum şöyle. Tek öncü ilaç makinemiz var. Konya üretim galiba. Konya şu. Yazıyorsun. Evet. Evet. 26 bin liradan direkt pazarlık fiyatımız var. Tamam. Bunu da yaz abi bir. Bunu da bir not alalım. Tamam. Bunu da not alalım. Şimdi oğlum, abi. Gel lan buraya. Git. Gübre makineleri. Şu. Ta. Bu beni zorlar mı abi? Bu. Bu sana olur ya. Niye zorlasın? Kaç para bu? Gübre makinemiz efendim 32, 40, 50 diye boy boy gidiyor ama abi en uygun hangisi? En uygunu şurada şu verebilirim yani. En uygunu bu. Hangi, bu yeşil olan mı? He yeşil olan. Tamam. Bunu da paketle abi.
Bunu da yaz bir. Hemen tamam. Şu. Tamam, mibzerlerinde ne var abi? Mibzerlerinde. Mibzerlerimizde ne var? Altınay, İrtem, Ekermek. Fiyatlar nedir abi? Ekermek mibzer 160 bin. Niye o ucuz? İrtem 240 bin. İnternette baktım. Altınay. Bu niye ucuz abi? 250 bin. Ana bu ikinci el. Bu kullanılmış. O şey bir yeni birisi çiftlik almış. Çiftliğini herhalde kısa sürede batırmış. Ailesel problemler falan. O da malı sattı. Kaç para abi bu? Ağlayanın malı bana yavru şey. O 160 bin lira efendim. Abi bir toplam bir fiyat çıkarsana sen bana. Toplam bir fiyat çıkarsana sen bir. Hemen sen hesap makinesini aç, ben sana söyleyeyim. Abi açıyorum abi. Söyle. Tamam gel. Bir dakika benim abi. Benim aklımda tutamıyorum biliyor musun? Bir dakika tamam abi, bir dakika. Hesap makinemi açtım. Hemen atlar buluk 52 bin lira. Tamam. Ekermek hangisinde karar kıldın? Şu bu şeyde ucuz mi? Olan abi, o ikinci el olan. 160 bin. 160 bin tamam. Gübreyi de küçüğünü aldık şunu. Evet. Yeşil olanı. Bu da 32 bin. Tamam. İlaç makinesi İlaç var makinesi bir de. İlaç makinesi şu küçüğü aldık. 26 binde bu. Abi. Pulu yazdık mı? Yazdık. 52 bin. Aa bir de düzleştirici tamam. Lazım bana. Bir de düzleştirici lazım. Evet, düzleştiricilerimiz fiyatını hemen listeye nereden bakacağız Allah bilir. Neyse abi, bunu da 80 bin liradan veriyorum sana. Bu. He. Bunun arkasına ekstra ben işte ne bileyim kütük mütük silindir milindir bağlayabiliyor musun abi? Sen oradan boşver. Şeyde köyde durmuyor mu? İki tane ağaç kestalı vur başına bağla gitsin. Şey doğru diyorum. Bu kaç para abi? Bunu 90 bin liraya veriyorum. Arkadaki 85, 80, 80 bin yapın. Bir dakika. Artı. Hangini alıyorsun? Abi arkadaki 350 milyar para yapıyor ya. Tamam işte. Nakliyesi bize. Nakliyesi senden olursa 330'a bırakırım. Bunda bir şey yok mu? Kaç para ki nakliye abi? Ha gelip beni alırsam. Işte, gelip seni alacağım. Ben nasıl geleyim alayım abi? Normal bir nakliyeciye çağırsan 50 bin lira gider cebinden. 20 bin lira. Şu Suriyeli kara çocuğun hatırına sen bunu 300 30 abi Suriyeli'nin hatırı yok oğlum. Yo ben çalışan ben yok. Oğlum gitsene şurada bak adamı korkutuyor. Allah Allah. Tamam abi. 350 bin lira. Abi bak pazarlık yok. Arkadaşlar 500'e. Bak bizim de ödememiz var bak. 370, 870. Ya tamam abi ya. Tamam sen bunları paketle tamam. Abi. Kartını tamam, alabilir miyim? Tamam bunları ben. Hemen getiriyorum değil mi abi hemen? Şu şeyde var sandıkta. Hemen getiriyorum değil mi abi? Hemen. Sen tamam. Adresi falan her şeyi tamam ben sana şimdi WhatsApp'tan yazıyorum abi. Tamam. Bir fatura keserim. Tamam. Şurada kes. Zaten şey. Tamam ben imzalayayım da abi. Benim acelem. Ben önden Allah gideyim biliyor musun? Orada bir Allah. İşlerim var. Dur. Bekle. Aç abi kapıyı. Ha. Tamam ben açıyorum sen. Oğlum çekil bu aç. Tamam. Ooo. Ofis de abi. Meyve ye. İşleri. Eyvallah abi. Teşekkür ederim. Tamam. Şuraya bir imza at bakayım gel. Dur abi. Ha. Karaladım abi. Tamam mıyız? Hadi hayırlı uğurlu olsun. Ben onların hepsini paketle geliyorum. Teşekkür ederim abi. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Şimdi arkadaşlar bu gerçekten çok oğlum, çok iyi oldu. Harbiden çok iyi oldu. 350 bin liraya yani bütün ekipmanlarımızın yenilerini almış olduk. Ben çünkü pek fazla şey yapmadım arkadaşlar. Buraların da yabancısıyım. Ablacığım fotoğraf çekeceksin diye, TikTok çekeceksin diye çocuğu güneşte tutuyorsun ya. Heh. Şimdi arkadaşlar hemen getiriyorlar mı zaten? Nakliye işi de çok iyi oldu. Dur lan gelen giden yok değil mi lan? Heh, gelen giden yok. Ben bunlardan önce gideyim. Önceden gideyim ki arkadaşlar sanayinin bir parasını da ödeyeyim. Ondan sonra sanayiye bir gidelim arkadaşlar. Oradan usta vardı benim remorku sattığım abi. O abiyi bir arayalım arkadaşlar gelsin. Benim eski işte makinelerin hepsini satayım ona. Çok güzel oldu ya. Vallahi bir hayırlı olsunları alalım sevgili dostlar. Şimdi yolum baya uzun arkadaşlar. Saatimiz olmuş 2.30. Yolum çok uzun sevgili dostlar. O nedenle ben burada kaydımı kapatayım. Bizim köye gidince arkadaşlar orada tekrardan kayda geçelim. Bu arada videoyu beğenmeyi, kanalımıza hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Let's go. Evet arkadaşlar yolda biraz tırcı abimizi bekledim gelsin diye. Beni aradılar çünkü tır hemen yola çıktı dediler. Biraz bekledim onları, saat akşamın 4'ü oldu. Vallahi bugün çok para harcayacağız arkadaşlar. Daha adamın ben parasını atmadım. Şimdi arkadaşlar ben bu adamın parasını bu tırcı abi buradaki sanayi ile birlikteymiş. Bu tırcı abiye atacağım. Ekipmanlar dedim inmedikten sonra kapımın önüne ben parayı vermem dedim. Aynı zamanda ben şu traktörü aldığım adamı bir arayayım, ona bir para atayım ya dur. Eve gidene kadar. Çalıyor. Alo. Alo selamünaleyküm.
Aleyküm selam. Ne yapıyorsun? İyidir. Öyle sanayide uğraşıyoruz. Valla senden kredi çekip motor al dedim ya. Biliyorum Sana peşin kapatacağım diyordum. Ben peşin kapatacağım. Şimdi paranı atacağım sana. Peşin sıfır. Tamam. Borcum kuruş. 522 milyara düşüyor diyordun en son. Bir sıkıntı yok evet, da. Evet doğrudur. O zaman 522 bin liraya IBAN'ını atacağım ben şimdi hemen. Tamam 2 dakikaya sende olur. Ben tamamdır. Tamam bak o gelip kağıt alacağım senden ha. Bana sen yine de WhatsApp'tan resmini at. O makbuzun. Borç yoktur makbuzunun. Tamam mı? Tamam tamam. Tamam teşekkür ederim. Şimdi arkadaşlar ben şu arabayı şöyle bir kenara koyayım. Hemen 550 şöyle ta geriye doğru gidelim ya. Gel şöyle. Ha tamam. Bu burada kalsın. Ben şu tırcı gelene kadar hemen 552 bin lira parayı atayım arkadaşlar. Traktörün borcu kapansın. Para aktar. Şimdi 200, 300, 400, 500 522 bin pardon 52 nereden çıktı? 522 bin hop attım. Tamam. Ustam hop gel. Selamünaleyküm. Nereye gidecek bunlar? Aleykümselam. Gel. Gir içeri gel. Dönecek böyle kafana göre gir diye. Abicim girer sen rahat ol ya. Sen rahat ol baba. Dur bakayım. Dönüş yapmıyor yer var. Aa şuradan çıkarız. Çıkmıyor yer var. Tamam geliyor hemen. Usta niye beklemiyorsun ya? Boşuyorsun. Yetişemedim ya. Gel dondurma almaya inmeyeceğim öyle her gördüğün yerde. Usta adamı kasaya mı bindirdin lan? Şöyle gel abi. Şurası iyi. Motor burada kalsın. Kimseye zararı olmaz bu motorun. Kapım da açıkmış anasını satayım. Dur. Şuradan in. Çek abi. Çek abi. Gel. Hop. Şuraya indirelim abi. Şuraya. Şu yan tarafa indirelim abi. Açalım. Buraya mı indiriyor? Ha. Şu elimizde tutup tamam. Alamayız mı abi ya? Atla biri yukarı. Atla abi. Dur bayım. Lan çırak çık yukarı. Kapağı açamıyorum kapağı. Benim yetki... Açtım. Şunu ittir abi gübre makinesini ittir. Kayışları bir sökün ya. Kayışları sök, kayışları Allah çöz. Allah. Kayışları. Neydi bunların adı bu kayışların adı ya? Ha? Tamam. Ha, tamam. Tuttum. İttir. İttiriyor. İttir. Lan düştü lan. Gelsene abi şunu bir kenara çekeyim. Ha tekeri varmış da bunun. Tamam. Tekerlekli bu, tekerlekli. Tamam, ilaç makinesi ama. Bu da tekerlekli, bunda. Dur, ustam bir tutsana abi, kırılır ya bu. Tuttum. Ah, düştü, dur. Tamam. Ya düşmedi, düşmemiş gibi. Çek, şöyle kenara koy. Tamam. Pulluğu yuvala aşağı. Yuvala aşağı. Yuvala aşağı, şöyle çekeyim ben de. Yuvala aşağı. Çek. Tamam. Tut ustam. Şöyle devirmeyiz mi? Şöyle. Allah. İtelim ağır. Tamam, ben var bunları düzeltirim. Böyle bir de. Ben bunları düzeltirim. Tamam. Ne kaldı? Şunu ittir abi. İttir şunu. İttir kardeşim. İttir. Bu hafif ya bu sanayi işi. Allah düştü abi kapağı çizdi kurban olayım. Tut abi. Ya var ya ben zarar edeceğim bu. Bırakacağım tamam. Bu işleri ya. Bu mimzeri nasıl indireceğiz abi? Bunu bak şimdi. Ustam elinize kolunuza sağlık. Şey yap. Eyvallah. Paranı atıyorum dur bekle. Sen bu getir abi parayı. Bekle abi 350 bin TL'ydi tam anlamıyla tamam mı? Şöyle tamam, gel abi. Ne anlaştıysanız o. 350 bin. Şöyle dur. Size de bir sakal atan ya artık o kadar uğraştık. Abi 350. Al 351 bin attım. 1000 lira da sana verdim çocuklar sana. Allah razı olsun. Hadi ben işiniz gücünüz rast gelsin eyvallah. Hadi görüşürüz. Dikkatli gidin. Dinle kasiye. Dur. Kasiye lan, takacağım buraya dorseyi. Allah aşkına takacağım buraya dorseyi ya. Çek. Çek abi. Arkadaşlar bayağı bir uğraştık şu mimzeri indirmeye. Farklı bir şeyle getirdiler vallahi ya. Şu pulluğu ben burada nasıl düzelteceğim arkadaşlar? Şimdi ben şu traktörü takayım da bir pulluğu düzelteyim. Benim eskileri de satalım arkadaşlar. Bir hayırlı olsunları alırız vallahi çok heyecanlı arkadaşlar ya. Köyüme bir can geldi. Şimdi ben bunu satacağım. Arkadaşlar bunu satacağım. Bir de bunu satacağım. Yarın bir sanayiye gideyim de şu traktöre ben şu pulluğu bir takayım arkadaşlar. Şöyle gel bakayım bismillah çalıştır abi. Tamam. Hadi bismillah. Şu pulluğu bir takalım da onu bir düzeltelim arkadaşlar. Traktörün okuyla şeyiyle çekerek düzelteyim ben onu. Niyazi oto gönderildi. Ha dur teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Tamam. Hayırlı olsun. Tamam. Arkadaşlar
bir kuruş borcum yok. Yeni ekipmanlarım oldu. Sevgili dostlar, şöyle bir inelim abi. Tamam. Kaldır pullu. İnşallah benim bu traktör çeker. Bu pulluk direkt arkamdayken ben doğru muhtarın yanına doğru bir gideyim arkadaşlar. Traktörde aldıklarım zaten duruyor. Yo, yeni arabamla gideyim arkadaşlar. Muhtar tanıyamayacak şimdi. Bu kim lan diyecek falan, tanıyamayacak arkadaşlar. Bu yarın da arkadaşlar şey yapacağım. Bu ekipmanları satacağım dostlar. Ondan sonra onlardan da bir 50-100 bin lira gelir herhalde ya. Bilmiyorum ama o kadar da gelmese de şu kapıyı da kapatalım. Dur, şu malzemelerimi almadım motordan. Hah, tamam. Şunları arabaya koyalım abi. Hadi bismillah. Vallahi heyecanlıyım arkadaşlar. Akşam dolmak üzere. Ulan bugün hem araba hem ekipmanlar. Gerçekten çok mutluyum şu anda. Yani tek benim korkum sevgili dostlar, arabanın sıkıntı çıkarması. Araba inşallah sıkıntı çıkarmaz. Yarın da sanayiye gidip sanayideki ustayı çağıracağım. Sanayideki ustaya da benim bu eskileri bir satarsam arkadaşlar, İnşallah hurdan murda bir muhabbetler yapmaz. Bunları da bir satarsam, gel keyfim gel ondan sonra ya. Yapıştır abi şuradan. Bir daha yapıştır. Lan muhtarı aramadık da inşallah evdedir arkadaşlar ha. Ooo, iyi gidiyor arkadaşlar, bir şey diyeyim mi? Ya o Allah, dizel torku gerçekten bir başka arkadaşlar ya. Benim 1.6 ama bunun kadar rampası iyi değildi arkadaşlar. Bu turbo intercooler'lı ya, benimkinde turbo yoktu arkadaşlar. Yani düz motor 1.6. 120 beygir mi 130 beygir mi öyle bir şeydi arkadaşlar. Bu da 1.6 90 beygir ama şunu 1'e al abi. Hadi bismillah, şöyle altını vurmaz inşallah. Hah, tamam. Şöyle geldik. Muhtarın arabasını, bu muhtarın arabası değil, muhtarın arabası beyazdı. Burada başka birinin arabası var arkadaşlar. O da mı arabayı değiştirdi? Bu da Ege ama. Muhtarım! Wow! Muhtar! Nerede o? Muhtar! Allah Allah! Muhtarım! Nerede arkadaşlar acaba? Allah, arı git şuradan. Muhtar! Muhtarın ekipmanlar falan her şey burada ama muhtar yok arkadaşlar ortalarda. Kim o lan evin önündeki? Muhtar! Neredesin? Wow! Neredesin muhtar? Kimsin? Aşağıdayım, aşağıda tarladayım. Tarlada mı? Anam adam buradaymış, ben bunu görmedim. Tekrar ot biçiyor. Dur, yanına gidelim arkadaşlar. Ulan görmedim la. Ulan ben de bağırıyorum bağırıyorum. Kimse bakmıyor diyorum ya. Bir motosiklet geçiyor bak, yine hızlı çocuklar geçiyor vallahi de billahi ya. Vallahi yine geçiyorlar. Lan kaza yapmasalar bari, kendilerine sebep olacaklar ya. Ah şöyle dur. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Muhtarım, tanıyamadın mı ya arabadan? Niyazi ben. Lan Niyazi, sıfat eşkalini tanıdım da arabayı tanıyamadım. Arabayı bugün benim arabayı nereden sattım. Nereden çıktı? Benim arabayı satıp bunu aldım muhtar. Hayırlı uğurlu olsun. Hayırdır? Senin kapındaki araba kimin? Senin araban beyaz. O benim. Kaplattım onu. Şey o, normal karbon kaplama bir şey yapıyorlar. Vallahi. Ya. Valla. Kaç para ya? Burada hiç... Ne sensör ne ben söyleyeyim. Bayağı bir pahalı tuttu. Ha anladım. Muhtarım. Şöyle söyleyeyim. Ya benim ekipmanları her şey hurdadan farksızdı biliyorsun. Benim arabayı 1.5 milyona ilana koydum. 1 milyon 450'ye. 420 bine bunu aldım. Üstüne 522 bin liraya, 600 bin lira borcu 522'ye kapattım. Traktörün borcunu. 350 milyara da pollok, tırmık, gübre makinesi, ilaç makinesi, mibzer aldım muhtar. O makinaları çok uygun almıştım bu arada. Arabaya mibzeri, geçtim de. Mibzeri ikinci el aldım. Mibzeri. Makineyi, ya ben de şeye hasat girmeden bir bale makinesi almaya düşünüyorum. Traktör çeker mi onu? Onlarda var. Değilim. Onlarda başka var. Başka ayırdı falan. Onlar da var çeşitli boy balya makine var. Nereden, merkezdekinden mi? Hatay merkez aldım. 4 yolun oradan. Bankacı bir kızdan aldım bunu. O arabayı. O şey arabayı şeyler makineler. Yaşlı bir dayı vardı orada. Aynen yanında vardı. Bir de Suriyelisi var. Ha, o Suriye'de başa bela. Geçen öyle anlatıyordu. Onu çok çatıyı kırmış. Piramitleri mirevdi üstünde herhalde meyveye çıkmış. Vallahi bilmiyorum. Sabah olsun. Da benim eskileri satacağım. Sanayide o eskiciye, o kaportacı. Eskiler alıyor, artık satıyor ya bir şeyleri. Onları diyeyim, gideyim alayım, gelsin alsın onları diyorum. İyi, hasada hazırlan. Sen bir şey ekti miydin? Arpa ekili benim ya. Kendi tarlama gübremi kendim atabilirim muhtarım. Teşekkür ederim. Tamam. Ben bir ilacını da atarım. Olmaz. Eyvallah, teşekkür zaten ederim. Önümüzdeki ayın sonunda biz hasada herhalde yavaş yavaş gireriz. Ben de buraya şey yapacağım. Tam sürecektim, baktım ot yetişmiş.
Ha. Ben dedim otobüsçiyim, bir kere de alayım olduğu gibi. Buraya şey yapacağım. Sılajlık mısır, arkada da kilde normal tohumluk mısırım var arkada. Muhtarım bu da düştüğüm yer var ya. Bu da şey, cam tavan hariç envolü 1.6 dizel. Dinamik dijital klimalı. İyi yaptın. 166 bin daha. Daha. Güzel ben inşallah sıkıntı yaşamam ya. İyi hayırlı. Allah tekerine taş değdirmiş. Eyvallah muhtarım. Ha dur sana şunları geçmiş olsuna getir dedim. Şunları alıver ya. Ya niye zahmet etti? Sağ olasın. İyisin değil mi lan? Kremalı mı bu? Tamam. Yok kremalı değil. Ben İyisin değil mi? Giderken. İyi sağ olasın. Tamam muhtarım evet, ben gidiyorum. İstersen bekle daha burayı bir çiğ, bir çay çorba bir şey içelim. Valla çok yorgunum ya. Akşama kadar ayaktaydım. Sabah bir de erken kalkıp sana iyi gideceğim. Hatta Morgan direkt sanayiye gideceğim ben şimdi. Doğru sanayiye gidip ustayı alacağım. Tamam. Hadi. Bir sıkıntı olursa ararsın. Eyvallah muhtarım sağ olasın. Hadi. Arkadaşlar şimdi direkt ben sanayiye gideyim. Saat daha 5 ya. Yaz günü arkadaş. Allah Allah lan oğlum. Lastiği patlatacağım. Kolay gelsin muhtar. Şimdi eyvallah, direkt sanayiye gideyim arkadaşlar. Sanayideki ustayı alayım. Oradan doğru eve gidelim. Bakalım benim şeye ne isteyecek arkadaşlar ya. Benim ekipmanlara kaç para verecek daha doğrusu. İnşallah güzel bir para verirse arkadaşlar. Yani hasattan gelen para da üstüne eklenince ben artık oldum diyebileceğim. Bir nevi Toyota'ya içim gitmedi değil arkadaşlar. Gerçekten çok üzüldüm. Gözüm gibi baktım. Bu arabaya da gözüm gibi bakacağım. Allah bu arabanın da sigortasını yapacağız daha. Sigortasını yapmadık. Şu şöyle gel abi. Allah burada şey alıyor, mazot alıyor arkadaşlar. Bir ses duyar gibi oldum da nereden geldi acaba anlamadım ki. Tamam. Arol. Selamünaleyküm. Kavalım ya. Ha ses açıyor. Aleykümselam. Ustam kolay gelsin. Eyvallah. Ne yapıyorsunuz? Ne yapak ya, uğraşıyoruz daha. Ustam. Sanayici adam ne yapar, çalışıyor. Ustam bir şey diyeceğim sana. İbrahim neredesin? Ben göremi yaptın ha. Önündeyim. Bende bir tane eski pulluk var, üçlü. Bir tane düzleştirici var. Bir tane eski ekme makinesi var. Bir tane de eski ilaç makinesi var. Tamam. Bir tane de su tankeri var. Bunları satacağım. İlgileniyor mu? Alıyor musun sen? Alırız. İş görüyor. İşin yoksa gel de bir bak da. Şunları bir konuşalım. Geleyim. Saat kaç? Ya saat daha 5.30 abi. Kurban olayım ya. Tamam ya. Geleyim. Hadi gel. Hadi gel peşimden gel. Takip et beni. Yakışıklıyı da al. Aldım onu size. Tamam. Şimdi direkt gidelim arkadaşlar. Kem küm etme işte anasını satayım ya. İyi daha işte geleyim daha. Para kazanacağım. Öpeceksin işte daha beni akşam. Bekle. Duymaz ki beni. Gel peşimden gel. Oo arkadaşlar araba çok atik. Ben bununla kaza yaparım diye korktum şu anda. Tam şu anda ben bu arabayla kaza yaparım diye gerçekten çok korktum arkadaşlar. Çünkü acayip fırlıyor ve benim Toyota bu kadar fırlamıyordu. Tamam Toyota ölü değil de lan dizel torklu arabanın bu kadar mı farkı olur arkadaşlar? Bu ne? Ben buna iyice bir alışmam lazım arkadaşlar. Gelen giden var mı acaba? Gelen giden yok. Tamam. Şuradan gerçi benim ekmeğim vardı. Gerçi olmasa bile sabah taze ekmek alırım arkadaşlar. Gerçekten yorgunluktan ölüyorum artık. Bu abiye de bunları sattıktan sonra artık tarlamla tapanımla İlgilenme zamanım geldi arkadaşlar. Yarın bir tarlaya bir ilaç atarım arkadaşlar. Ondan sonra bir yemyeydi şudur budur. Evin etrafıyla ilgilenirim. Belki şu çamları keserim arkadaşlar. Onları kereste biçtirmeye götürürüm. Bayağı bir şeylerim var. İşim var, gücüm var. Şöyle gel kenara bakayım. Bu nerede kaldı bu adam? Tamam. Şunun farları kapat. Tamam. Gel. Stop et. Bunlar değil bak. Selamünaleyküm tekrardan. Aleykümselam. Bak. Kordiyolim ya yeni olduğu bak, belli. Bu eski gübre makinesi. Ben buna buğday döküyorum. Ondan tamam. Sonra burada bir düzleştirici başka var. Bakayım. Hepsi bu çalışıyor. Bu iş görmez ha. Çalışıyor abi ben bundan tarla ettim. Burada üçlü ya, pulluğum var. Ya senekebinin neyse. Burada bu su tankeri var. Allah'lık bu biraz Allah'lık işte yalan yok. Şurada dört parça mı? Şurada da eski ilaç makinem var aha. Motoru falan çalışıyor mu? Çalışıyor vallahi ya? Çalışıyor lan yeminle çalışıyor ya. Tamam. Çalışıyor. Bunlar. Şimdi. Bir bak et kaç para veriyorsun? Oğlum hesap makineyi aç. Yani ya öldürme bak. Açtım. Vallahi buna iş yapıyor bak, yeminle. Bak şimdi bak beni dinliyorum gel şuradan başlayalım gel. Şundan başlayalım. Ha. Bu iş görmez. Bunun edeceği ben sana söyleyeyim 2.5-3 lira.
Çok yani, dedim ben ya. İtiraz edemem. Hop lan nereye çok dedi kardeşim, ne yapıyorsun Allah aşkına? Yok mu? Yok ben... yok. 3 yaz buna 3. 3 yaz. Öldürme abi üç, ya. 3 3 yaz. 3 yaz. Yazdım oraya 3. Tamam. Buna 3 yazdım bakalım. Bunu demir dese demir kalmamış. Lastikleri zaten bitmiş. Buna da 1,5 lira. Abi 1,5 ne kurban olayım. Vallahi tarla düzleştiriyor. 3'te buna yaz. Ya düzleştiriyor da diş yok. Diş bak bak gel. Eğil şurada. Bir tane ya. Diş kur. Tam diş ölmüş, yok. Ölmüş ölmüş ya. Pastan geçilmiyor. Tamam itiraz da demiyorum ki. Bir dakika geliyorum abi. Arkadaşlar itiraz da demiyorum. Pullukta bir tane şey. Düzleştirince bir tane diş yok ya. Tamam. Biliyor ama. Bak bu iyi bak. Bu felaket çift sürüyor abi bu. Buna bir şey demem. Buna... Bu felaket çift sürüyor. Buna da 5 yaz. A 5 ne abi? Bu 7 yaz buna. Ya abi. La 5 ne kurban olayım. Vallahi çift sürüyor ben, bu. Ben... Tamam bunu alma ya... o zaman abi. 5 ne bir şey ver. Ya iyi bir şey ver ya bunu alma o zaman. Sen buna 5 yaz. Ya ben bir hesaplayayım ya genel fiyat söyleyeceğim sana. 5 tamam yaz değil mi oğlum buna? Tanker. Tamam. Tanker. Yok. Tanker ölmüş bu ya. Bunda hiçbir şey yok ki. Her yeri kaynak bunun. Her yeri kaynak. 2 de buna yaz ya. 2 de buna yaz. Ben buna ne diyeyim ya. 2 de buna tamam. Yaz. Tamam 2 de buna yazdım hadi. Tamam, tamam ilaç... motoru kapat ben sağ motoru getirme demedim mi? İlaç makinesini ucuza vermem bak bu çalışıyor her yeri. Her yeri çalışıyor bunun. Buna delik velik var mı? Bakalım i̇şte bu iyi buna... bu iyi ciddi diyorum bu. Altta mafta çeziriz biz bunu başkasına alıp. Yok, kaç para yalan bak bunu. Usta vallahi iyi bak bu vallahi iyi. Buna bir, kaç, sen, buna bir sen buna bir 8 yaz buna en az. Kaç kaç kurtarır bize baba. Kendi kendilerine konuşuyorlar kafayı yiyeceğim arkadaşlar ya. Tamam buna da bir 6500 lira da bu. 8 yaz lan ne yaptın usta sen? Abi bak. Pullukla bunu bırak o zaman ya pullukla ikisini öldürdün bak diğerlerine ya, sesimi çıkarmadın. Benden, pullukla bunu öldürdün abi. Başka alan olmaz bak bak gel gel. Abi, sen bak. Şimdi bunu satıcı gözüyle alıcı. Lan kol kalmamış da bunda. Lan abi açılı bak bak bak. Kol kalmamış hortumdan hepsi eskimiş. Bir gel bir gel bir gel abi bir gel. Evet. Bak bunun evet, ondan evet. Tek marka her boyasının yeni ben bunu 26 milyar aldım ya. Bunu boyayaydın 26 milyar verene kadar la ya, hortum kalmamış. Dedim hortum, yeni bütün model hortumları olsun. Fare yemiş abi, sen buna 8 yazıyor mu? 7 lira en son vereceğim 7 buna lira. Buna da 7 pulluğa da 7 yaz. Pulluğa 7 veremem. Tamam toplam kaç para yaptı? Toplam kaç para toplam yaptı? Toplam kaç para yaptı çırak? 18.500. 20 bin lira ver al. Ya o zaman 19'a fitleşiyor. 20'yi ver her şeyi al vermiyorsan git alma abi. Hadi görüşürüz. Tamam abi. Abi ne kazanacağım bak, usta, ne 20 diyor. Usta bak 20'ye ver al bak bu ilaç makinesi. Ya benden başkası zaten satamam ya, bunu. Ya tamam yüz gözüz beraberiz 20'ye ver al inat etme. 19 hayırlı olsun. 20'ye ver al inat etme. 20 bin. 20 bine can bin. Çatlasın. Can ya, çatlasın. Ya muhtarın da mı hatırı yok ya? 20 bin ya. La evet. 20 bin ya, lan. Muhtar, 1000 lira muhtar, la. Muhtar muhtar diye evde ekmek kalmadı. Ona muhtar, buna muhtar, şuna muhtar. Abi biz de ekmek yiyeceğiz ha. Bunları yapacağım, edeceğim. Bir dünya işim var ya. En baba sana vereceğim 500 daha. 20 vermiyorum. 20 tamam vermeyeceğim. Tamam abi. Tamam abi. 19.500. Tamam mı? Anlaştık tamam. Mı? Okey. Tamam. 500. Tamam. Tamam abi. O zaman bunları yükleyelim. Arabayı. Bunları çekiyorum çek arabanın o tarafa doğru. Bunları biz elimize yükleriz zaten. Ama şey yapalım. Arkadaşlar burada da sonlayalım. Biz artık bunları yükleriz. Bayrağı götürür. Bayrağım. Ağlar mikrofonunuzu açın. Arkadaşlar aleykümselam. Vallahi bol rollü, bol böyle değişkenli bir bölüm oldu. Ağzınıza yüreğinize sağlık. Gerçekten çok güzel bir bölüm oldu sevgili dostlar. Yeni arabalarımız, yeni ekipmanlarımız. Bayro beni harbiden öptün bak Bayro burada. Ağzıma sıçtı. Ama hurda fiyatını yine bile iyi aldı. Vallahi iyi. Kilo iş alması lazım. Arkadaşlar durun. Tanker var ya. Ha, tankere 2 lira yazdı lan. Onu ne ikilerisi 1000 lira bile vermemişsin. Arkadaşlar vallahi durumu billahi. Yorumlarda değerlendirelim efendim. Şunu şöyle çaktırmayalım şöyle düzelteyim. Efendim her güzel şeyin bir son olduğu gibi bu güzel şeyin de sonuna geldik. Hayatınız hayalleriniz kadar güzel olsun. Mutluluklar üzerinize yağmur gibi yağsın ama o yağmurdan kaçacak şemsiye bulamayın inşallah. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet. Hoşça kalın.